Eşimle kızım. Eşimle kızım. Abi bir bina var diye dikkat edin. Hadi. Erkan, ben geçeceğim oraya. Tamam, başkanım. Yargılaması devam edecek Berberoğlu'nun. Arkadaşlar, bir dakika, bir boğazı yapmayın lütfen. Nerede çay şimdi? Şey, Fatih, şurada ileride şöyle. 1000 metre ileride. Tamam, Fatih. Restoran. Tamam. O beklenen an geldi. Aylardır, haftalardır hem hukukçular, avukatlar hem ailesi mücadele ediyordu sevgili seyirciler. Enis Berberoğlu'nun durumuyla ilgili ve bu akşam akşamüstü saatlerinde tahliye kararı geldi. Şu anda da Maltepe cezaevinden ayrılıyor Enis Berberoğlu. Evet Şaban Bey. Evet, CHP'nin tutuklu milletvekili, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu akşam saatlerinde Enis Berberoğlu'na tahliye kararı geldi. Tahliye anlarını da canlı olarak an be an sizlerle paylaştık Halk TV ekranlarında ve telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkan Vekili Sayın Levent Gök var. Sayın Gök, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, teşekkür ederim Lale Hanım. Evet, neler söyleyeceksiniz Sayın Berberoğlu ile ilgili karara? Şimdi tabii kamuoyuna bu karar duyurulduğu zaman bir tahliye duyuruldu. İnfazın durdurulması diye duyuruldu. Ancak daha sonraki gelişmelerde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı esastan görüşerek onadığı haberleri de gelmeye başladı. Yani dolayısıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu dosyayı görüşmüş, esastan incelemiş ve karar vermiş. Şimdi bir kere Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin anayasamızın 83. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu konuda yargılamanın durma kararı vermesi gerekirdi. Evet. Bir kere 16. Ceza Dairesi anayasanın 83 taksim 3. maddesini ihlal etmiştir. Yani bu tablo içerisinde öncelikle verilmesi gereken karar durma kararıdır. Hı hı. Şimdi kararı onayarak sonunda milletvekilinin sona ermesinden sonra infazın başlanmasına diye başlayan cümleler bir kere kamuoyu şunu bilsin ki mahkeme kararları kesinleştikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir ve okunduğu anda da hüküm ifade eder, milletvekili düşer. Yani şu anlama geliyor, 16. Ceza Dairesi'nin bu onama kararı kesin bir karar olarak meclise geldiği anda okunacak ve Sayın Enis Berberoğlu'nun milletvekili düşecek. Ne olacak bu tabloda? Bu tabloda diyor ki zaten Yargıtay milletvekilinden sonra geri kalan cezasını çekecek. Yani bir kere kamuoyu açısından çok yanıltıcı. Ama biz hukukçular açısından çok net bir karar var. Anayasaya açıkça ihlal eden bir karar ve sonuçta onama kararı vermesini ve davanın esasından görüşülmesini kesinlikle anayasanın cevaz vermediği bir konuda Yargıtay 16. Ceza Dairesi anayasayı ihlal etmiştir. Bu çok nettir. Yapılması gereken durma kararı vermek gerekirdi. Şimdi Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu onama kararı kesin bir karar olduğu için meclise gelecek ve okunduğu anda da Sayın Berberoğlu'nun milletvekili düşecek. Yani tablo bu. Evet. Yani bu nedenle bu elbette çok tartışılacak bir konu. Yani şu anda tahliye ile ilgili tablonun arkasındaki fiili gerçeklik de budur. Daha net değerlendirdiniz Sayın Gök. Olabilecek olasılıkları değerlendirdiniz. Evet. Ciddi bir durum hakikaten Sayın Berberoğlu'nun evet. durumu. Efendim çok evet. teşekkür ediyoruz. Göreceğiz Peki. bakalım neler olacak. Biz Peki, de yakından takip ediyoruz. Sağ olun. Eşimle kızım. Eşimle kızım. Abi bir hava artıya dikkat edin. Hadi. Erkan, ben geçeceğim oraya. Tamam, tamam. Peki, tamam.
Başkanım. Yargılaması devam edecek Berberoğlu'nun. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Boğazı yapmayın lütfen. Nerede çay tamam. Fatih şurada ileride şöyle 1 metre ileride. Tamam Fatih. Restoran. Başkanım. Arkadaşlar. Tarih yok. Görmedik arkamızdan geldiler. O beklenen an geldi. Aylardır, haftalardır hem hukukçular, avukatlar hem ailesi mücadele ediyordu sevgili seyirciler. Enis Berberoğlu'nun durumuyla ilgili ve bu akşam akşamüstü saatlerinde tahliye kararı geldi. Şu anda da Maltepe cezaevinden ayrılıyor Enis Berberoğlu. Evet Şaban Bey. CHP'nin tutuklu milletvekili, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu akşam saatlerinde Enis Berberoğlu'na tahliye kararı geldi. Tahliye anlarını da canlı olarak an be an sizlerle paylaştık Halk TV ekranlarında ve telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkan Vekili Sayın Levent Gök var. Sayın Gök iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, teşekkür ederim Lale Hanım. Evet, neler söyleyeceksiniz Sayın Berberoğlu ile ilgili karara? Şimdi tabii kamuoyuna bu karar duyurulduğu zaman bir tahliye duyuruldu, infazın durdurulması diye duyuruldu. Ancak daha sonraki gelişmelerde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı esastan görüşerek onadığı haberleri de gelmeye başladı. Yani dolayısıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu dosyayı görüşmüş, esastan incelemiş ve karar vermiş. Şimdi bir kere Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin anayasamızın 83. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu konuda yargılamanın durma kararı vermesi gerekirdi. Evet. Bir kere 16. Ceza Dairesi anayasanın 83 taksim 3. maddesini ihlal etmiştir. Yani bu tablo içerisinde öncelikle verilmesi gereken karar durma kararıdır. Şimdi kararı onayarak sonunda milletvekilinin sona ermesinden sonra infazın başlanmasına diye başlayan cümleler bir kere kamuoyu şunu bilsin ki mahkeme kararları kesinleştikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir ve okunduğu anda da hüküm ifade eder, milletvekili düşer. Yani şu anlama geliyor, 16. Ceza Dairesi'nin bu onama kararı kesin bir karar olarak meclise geldiği anda okunacak ve Sayın Enis Berberoğlu'nun milletvekili düşecek. Ne olacak bu tabloda? Bu tabloda diyor ki zaten Yargıtay milletvekilinden sonra geri kalan cezasını çekecek. Yani bir kere kamuoyu açısından çok yanıltıcı ama biz hukukçular açısından çok net bir karar var. Anayasaya açıkça ihlal eden bir karar ve sonuçta onama kararı vermesini ve davanın esasından görüşülmesini kesinlikle anayasanın cevaz vermediği bir konuda Yargıtay 16. Ceza Dairesi anayasayı ihlal etmiştir. Bu çok nettir. Yapılması gereken durma kararı vermek gerekirdi. Şimdi Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bu onama kararı kesin bir karar olduğu için meclise gelecek. Ve okunduğu anda da Sayın Berberoğlu'nun milletvekili düşecek. Yani tablo bu. Evet. Yani bu nedenle bu elbette çok tartışılacak bir konu. Yani şu anda tahliye ile ilgili tablonun arkasındaki fiili gerçeklik de budur. Daha net değerlendirdiniz Sayın Gök. Olabilecek olasılıkları değerlendirdiniz. Evet. Ciddi bir durum hakikaten Sayın Berberoğlu'nun evet. durumu. Efendim çok evet. teşekkür ediyoruz. Göreceğiz Peki. bakalım neler olacak. Biz de Peki, yakından takip ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. CHP'nin tutuklu milletvekili İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu akşam saatlerinde Enis Berberoğlu'na tahliye kararı geldi. Tahliye anlarını da canlı olarak an be an sizlerle paylaştık Halk TV ekranlarında ve telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkan Vekili Sayın Levent Gök var. Sayın Gök iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, teşekkür ederim Lale Hanım. Evet, neler söyleyeceksiniz Sayın Berberoğlu ile ilgili karara? Şimdi tabii kamuoyuna bu karar duyurulduğu zaman bir tahliye duyuruldu, infazın durdurulması diye duyuruldu. Ancak daha sonraki gelişmelerde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı esastan görüşerek onadığı haberleri de gelmeye başladı.
Yani dolayısıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu dosyayı görüşmüş, esastan incelemiş ve karar vermiş. Şimdi bir kere Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin anayasamızın 83. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu konuda yargılamanın durma kararı vermesi gerekirdi. Evet. Bir kere 16. Ceza Dairesi anayasanın 83 taksim 3. maddesini ihlal etmiştir. Yani bu tablo içerisinde öncelikle verilmesi gereken karar durma kararıdır. Hı hı. Şimdi kararı onayarak sonunda milletvekilinin sona ermesinden sonra infazın başlanmasına diye başlayan cümleler bir kere kamuoyu şunu bilsin ki mahkeme kararları kesinleştikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir ve okunduğu anda da hüküm ifade eder, milletvekili düşer. Yani şu anlama geliyor. 16. Ceza Dairesi'nin bu onama kararı kesin bir karar olarak meclise geldiği anda okunacak ve Sayın Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşecek. Ne olacak bu tabloda? Bu tabloda diyor ki zaten Yargıtay milletvekilinden sonra geri kalan cezasını çekecek. Yani bir kere kamuoyu açısından çok yanıltıcı ama biz hukukçular açısından çok net bir karar var. Anayasaya açıkça ihlal eden bir karar ve sonuçta onama kararı vermesini ve davanın esasdan görüşülmesine kesinlikle anayasanın cevaz vermediği bir konuda Yargıtay 16. Ceza Dairesi anayasayı ihlal etmiştir. Bu çok nettir. Yapılması gereken durma kararı vermek gerekirdi. Şimdi Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bu onama kararı kesin bir karar olduğu için meclise gelecek ve okunduğu anda da Sayın Berberoğlu'nun milletvekili düşecek. Yani tablo bu. Yani bu nedenle bu elbette çok tartışılacak bir konu. Yani şu anda tahliye ile ilgili tablonun arkasındaki fiili gerçeklik de budur. Daha net değerlendirdiniz Sayın Gök. Olabilecek olasılıkları değerlendirdiniz. Evet. Ciddi bir durum hakikaten Sayın Berberoğlu'nun evet. durumu. Efendim çok evet. teşekkür ediyoruz. Göreceğiz Peki. bakalım neler olacak. Biz de yakından takip ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.